Daha önceden meme kanserinin sebebiyle ameliyat olmuş, yani tüm memesi almış hastalar, bunlara yeniden meme yapma şansımız var mı? Şöyle, tabii ki biz eş zamanlı genel cerrahiyle beraber çok giriyoruz ama bu teknoloji daha yeni yeni oturuyor. Dolayısıyla bundan daha 3-5 yıl öncesine kadar bu hastaların, şu an cilt koruyucu mastektomi yapılan hastaların çoğuna total modifiye radikal mastektomi denilen, evet, koltuk altının filan da alındığı çok büyük ameliyatlar, evet, yapılıyordu. Evet. Dolayısıyla bu hastalar şimdi birikti. Şimdi bir de bu hastalar plastik cerraha genellikle kendi öz dokusuyla onarım için başvurabiliyorlar. Ama bazı zayıf hastalarda öncelikle balon yerleştirmesi, ardından o dokunun şişirilerek protez konması gibi yöntemlerle de silikon protezlerle de onarım yapabiliyoruz. Burada memesini tamamen aldırmış olan hastalarda oradaki cilt dokusu ve meme başı dolayısıyla kesinlikle kalmamış oluyor. Dümdüz pide gibi bir görüntü oluyor. Dolayısıyla altın standart kendi dokusuyla onarmak. Yani bir, evet, karın dokusu olabilir. Tram flap olabilir. Sırtına olabilir. Evet, diye flap olabilir. Ya da sırtından doku getirilebiliyor. Burada da sırttan doku getirildiğinde altına küçük bir protez yerleştirilerek, evet, diğer göğsüyle eşit büyüklüğe gelmesine çalışılıyor. Kendi dokusuyla yapılan onarımlar daha doğal oluyor. Hasta kilo aldıkça büyüyor, kilo verdikçe küçülüyor. Yabancı cisim olmuyor içerisinde. Ama bazı onların da riskleri var. Sigara içen hastalarda, kilolu hastalarda çok tercih etmiyoruz. Bu sefer fleplerin yaşamama riski oluyor. Peki bunun için bir süre var mı? Yani ameliyattan sonra tüm memesinin alınmasından geçen sürenin bir önemi var mı? 1 sene, 2 sene, 5 sene, 10 sene? Hayır, 10 sene de geçmiş olabilir. Ama en yakın zamanda yapılmasını şöyle öneriyoruz biz. Radyoterapi bittikten 6 ay, kemoterapi bittikten 3 ay sonra en erken bu tedavileri öneriyoruz ki yara iyileşmesiyle ilgili problemler yaşamayalım. Evet.